Tokalaşmak zor değil mi? Hulk'la tokalaşıyor gibi değil mi? Elin yok oluyor içinde. Devam. Çiğ köfteden gerçekten abi. Deminki. Ali biçim. Evet. Başla. Kızları etkilemek için özel bir taktiğin var mı? Var. Dur dur. Ney kardeş, bana da ver. Benim hiçbir taktiğim yok ve çok da başarısızım. Kız. Burç. Ya burç bilgisi mi? Astroloji mi? Oradan mı giriyor mevzuya? Evet. Çok akıllı. Ama son dönemlerde çok etkili olmuyor. Çünkü yani mesela Z kuşağı diye bilinen bir gerçek daha kendi burcunun farkında olmadığı için. Aa. Ya öyle de değil. İnsanlara sitem ediyor. Mesela kovayım diyor. Sen kova değilsin diyor. Böyle kova mı olur diyor. Ya evet, ne haddi ne lan, kovayım diyor işte yani. Neyi sorguluyorsun? O zaman şu şöyle bir şey var. Kova böyle olmaz diyor. Karaktere göre senin ben kovalığına diyor. Vallahi ya. Sen de kovaysan ben... Ya yanlış biliyorsun. Leğenim. Ya diyor Z kuşağında bir şeyler değişti diyor. Evet öyle kuşak diyorum bu arada. Kuşlarını taşımıyor falan diyor. Ha öyle bir şeyler de söylüyorlar ya mı? Mesela koç kadını çok yani mesela tehlikeli demeyeyim de anlaşması çok güç, çok böyle duvarları olan, aynı kova gibi işte kara listesi olan bir burç. Özellikle ama kadınlarda. İnanılmaz biliyorsun. Ama mesela koç burcu vibe'ı verip balık olan insan da tanıyorum. Orada tartışmaya başlıyoruz. Ama sen koçsun diyorum. İkna ediyorum onu. Peki o gizli koç, gizli balık olabilir mi? Ya da gizli koç. Hani koçluğunu bastırmış zaman içinde. Ya çünkü öyle insanlar var. Karakterini tanıyorsun. Yıllar içinde başka bir şey dönüşüyor. Dönüşüyor. Koçmuş, mesela bana balıklaşmış. Ben koç o yükselendir. O yükselen midir? Ben koç burcuyum, 35 yaşındayım. 30'dan sonra ikizlere dönüyorum ama ben ikizler olduğumu kabul etmiyorum. Bana da çok ikizler diyen oluyor. Mesela bu adam bir ikizler. Sana bir şey diyeyim mi? Ama ben de başağım. 23 yaşında. Ama bu gerçek bir ikizler zaten. Benimkisi bir dönüşüm. Ben de başağım, ben de ikizlere dönüştüm. Başak erkeği mesela, acayip flörtözdür. Ya asla, hayır ya. Acayip. Sonra öyle bir şey var mı? Hiç herhangi birine gördün mü öyle bir şey? Ege, yalan dolanlarla dolu bir dünya. O zaman güzel, devam et. Yeterince ünlü olmadığını düşünüyor musun? Hayır. Ulan onu da düşünme bir zahmet. Daha sonra da yemek yemedim. Uyuz olduğun bir YouTuber var mı? Abi niye baktın oraya ya? Dur abi. Abi niye baktın oraya ya? Ben bakmayayım bari sana. Abi birbirinize uyuz olma hakkınız yok. Ona danışmam lazım burada. Ha. Bana da uyuz olma eve. Hayır, sana bak. Kimdi o uyuz olduğumuz kişiyi mi? Uyuz olduğumuz kişi ortaklaşadır ya. Ama yok ya uyuz olduğumuz birisi. Yok ya. Bak şu beden dilleri kesin değil mi? Aşkım yani. Kapışmak izliyorsa kesin yakalandık ya. Devam. Yaptığın için sonradan pişman olduğun bir iş deneyimi yaşadın mı? Ya. Bir sene duralım. Dur. Hiçbirden pişman olmadım. Değil mi? Öyle oluyor değil mi? Yok. Bir zaman sonra. Yok yani kendi yaptığım gece programından da hiçbir zaman pişman olmadım. Bir zaman sonra diyor ya bir yere kadar pişman olmaman inandırıcı gelmiyor. Yok. Yaparken yok. Önce bir şey yapıyorsun. Sonra da. Önce bir hani bir şey bittikten sonra bir şey ama zaman sonra her şeyin bir sebebi varmış gibi olmuyor musun? Asla. Hiç olmadı. Hiç olmadı mı? Yani ya yaptığım iş konusunda atıyorum tanıştığım bir insan konusuyla pişmanlığım vardır. Ama yaptığım iş konusu asla. Devam. Mesut Can'da sevmediğin bir özellik var mı? Herkese kendinde vücudunu... 52 dakika duralım. Dur abi. İnsanlara vücudunda diye soruluyor. Sana Mesut Can'da o kadar bir bütünsünüz ki... Tek o senin beden. Bir uzuvun gibi abi. Geçen şöyle bir şey oldu. Bunu da normalde yani kendi içimize ekibimize bile anlatmadık. Bülent abi. 40 yılın başı... Hayır ya. Ya. 39 ya. Abi be. Bülent abi 40 yılın başından sonra... Bunu unutmayacağım abi. Tarih seni de yazdı şu an. Abi evden çıktım. Dedim ki bir Mesut Can'a gideyim dedim. Bu arada %100 bana hak vereceksiniz. Mesut Can'a gideyim Mesut dedim. Mesut Can dedi ki kız arkadaşım var ev sürüyor. Hayır. Ha, keşke öyle olsa. Onu da dedim zaten. Var mı hiç ses kaydı? Var. Ses kaydı alsak şu an. Vardır da. Ya bir gideyim dedim hani bir gitmişken. Bir de bizim her oturum konuşmamız bir işe bağlanıyor. Bir proje konuşuyoruz falan filan. Yani bir sürü özel hayatımızı bildiğimiz için artık özel hayat da kalmadı. İş için otururuz. Ya dedim bir gideyim. Normalde başka arkadaşlarının eve giriş kartı var. Anahtarı var. Bende o da yok. Bende sadece binaya giriş kartı var. Yani binaya girerim resepsiyonda birisi yok ya derse. Şey diyeceğim. Buraya kadar ne olur dikkatli dinle. Havkam ya. Bu adam senin... Daha işte kişi... bak dur. Bu adam Tyler Durden. Oğlum siz aynı kişisiniz. Nasıl kartı yok ya? Bak. Bir dakika. Siz dur. Kendinizi iki ayrı kişi zannediyorsunuz. Ben bir anlatayım. Ya. Hikayeyi tamamla. Sen onun alter ekosusundan... Benim kartım yok. Binada kart... Sadece binaya girebiliyorum. Üst kata anahtar manahtar hikaye. Olmasın. Canı sağ olsun. Şimdi. İçeri girdim. İçeri girene kadar... Mesut Can Toma'yı 70 kere aradım. Oğlum başına bir şey mi geldi? Evde bir şey mi oldu? Başka bir yerde misin? Geldim resepsiyonda bekliyorum.
Şeytan dürttü. Resepsiyondaki kıza dedim ki, bir daire X'i arayabilir miyiz? Telefon açıldı. Allah'ı! Telefon açıldı. Seni açmıyor belli ki. Telefon da açıldı. Resepsiyondaki kız bir anda İngilizce konuşmaya başladı. Türkçe konuşuyor. Yes, mes demeye başladı. Ben dedim ki, o sırada çok enteresan bir şey oldu. Bu binadan çıkmam lazım rahat rahat küfür edebilmek için. Çok fazla insan vardı. Çıktım, buna bir ses kaydı attım. Ve o sırada galiba Arabik bir TV birisiyle röportaj yapıyordu. Ben bunun hayat hikayesine sövüyorum. Ben dedim bak 35 yaşında insanım. Ta kalkmışım nerelerden gelmişim. Bir kere sadece evine uğrayıp bir çay kahve içmek istedim o kadar. Sen ne biçim kova burcusun? Ben dedim ki abi. Kalkmam lazım hayat abi. Evet abi. Ben dedim ki gerekirse evinde bir komşu, bir arkadaşın varsa insan partneri için evinden kovmaz mı? Helal olsun. Bravo. Oraya çekebiliyor musun? Gir oraya. Abbas Bey, Abbas Bey şu an haksızlık ediliyor bana. Ben de konuşmak istiyorum. Bir dakika abi, bir dakika. Bülent abi, Eylül Hanım bu yaşanmış bir hikayedir. Ve ben evime kös kös döndüm. Ya senin arkadaşın kim olabilir arkadaş? Bu şu adam niye kös döndü? Şuradan gelmiş. Arkama bakmadan vınladım gittim. Şimdi bak evimde, Bülent abicim, uyur haldeyim. Ya Bülent abi yatıyorum ya. Ya oğlum niye bir İngiliz biri açıyor telefonu? İngiliz biri açmadı telefonu. Kim açtı? Prens Charles mı açtı? Güvenliğin bir ara afallayıp İngilizce konuşmuş olmasından şüpheleniyor ve beni şu an bir şeyden yaftalıyor. Ben hiç ama afallayıp kız muhtemelen panik oldu ve ben ona dedim ki alibişim mi dedim. Afallayıp İngilizceye bağlayan güvenlik hiç görmedim. Abi ya. Olabilir. Afallayınca sen da. İngilizceye mi geçiyorsun bir anda? Oraya... Ya sorry what's going on falan mı? Ben alibişimden zaten bir şey saklamam. Yani benim evimde bir İngiliz de varsa, bir Finlandiyalı da varsa... Olayın aslı neydi peki? Ya varsa söylerim. Şimdi mevzu şu. İrlanda. Ben uyku... İrlanda özür dilerim abi. Uyku halindeyim. Ya yatıyorum ya. Anladım abi uyuyabilirsin. Ya Allah'tan kork. 7 kere beni aramış. REM uykusu ya. Derin uykuda. Telefonunu açmamışım. 7 kere beni aradıktan sonra kapıya geliyor. Ve ben o kapının sesi öyle bir evde diyafon zıngır diyor ki... Zıplıyorum, uyanıyorum, böyle konuşuyorum diyafonla. Efendim... Bana diyor ki benim telefonumu açmayıp diyor diyafonu nasıl açtın diyor. Ya yatıyorum 7 kere aramışsın o bütün evin içinde bangır bangır çaldığı için zaten korkudan zıplamış da açmışım. Uykunda senin komutlarını yerine getirmemi benden nasıl bekleyebilirsin sen ya? Sitem! Abi böyle bunu eğer yapacaksan sen da hayır bunu eğer yapacaksan da. Bu gece burada bu ikili ayrılacak. Madem ki. Uykunda komutlarına uymamı istiyorsun. Beraber çekelim lan bunu usulünce ya. Yapacaksın. Uykumda zihnime sızacaksın. Benim alt benliğime bir şeyler yerleştireceksin. Inception'sı yapacaksın. Yapamıyorsan da şikayet etmeyeceksin. Helal olsun lan. Doğru söylüyor. Ben haksızım zaten. Bu çocuk bu yaşa kadar sabretti ha. Ama bir saniye şimdi. 7 kere aramışsın. Sen bir dakika ya. Sen bak, de sözle. Bir dakika. Ne oluyor sana bak. Be? İyice bir değişik bir hale geldin sen. Seni ben korudum abi. Bütün gece ben korudum. Söyle, abi isminiz neydi bu arada? Ne? Ahmet. Söyle. Ahmet Bey. Az önceki hikayeyi dinlediniz. Ne olur bir şey söyleyin ya. Hayır 7 kere aramış ve dememişsin ki yani 7 kere arıyor. Ne bu? Abi öyle mazlum oturuyorsun ki istiyorsun ki sabah 9.30'da yayınlansın. Değil mi bu program? 7 kere aramışsın. Sen nasıl açmadın? Yatıyordum abi. Yemin ederim yatıyordum ya. Arkadaşlar Allah canımı alsın. Bülent abiye sordum. Uyuyordum ya. Uyuyordum. Bülent abi. Sen haklısın. Bu kadar mı abi? Abi sen haklısın şöyle bir dakika abi. Sen haklısın. Güzel. Bir saat ama, burada anlattım ama. Yani. Ama bir şey Bülent söyleyeyim. Bülent abi bir dakika. Abi, bak. Yok bir dakika Bülent abi. 7 kere değil. Bülent abi ikinci... ben şunu alabilir miyim? Çok gözüme takılıyor saatlerdir. Ne o? Ha he ya lan. Abi ikinci telefonda cevap vermen lazımdı. Abi yatıyordum. Olsun Mesut candır. Devam. Hadi. Gel. Ya bunu da yani Türk televizyonlarından meze ettin ya bizi de böyle. Yuh sana be. Dur dur abi süreyi aktı. Devam. Sık sık depresyona girer misin? Girerim. Dur dur. Nasıl la? Bir sene ap girerim geliyor. Sonra çıkarım. Hadi sık sık girdiğin için sık sık da çıkıyorum ben. Aynen öyle. Ya, girdim çıkayım video çekeyim. Yani. Ha tamam. Gir. Ha, onda sorun yok o zaman. O zaman. Devam. Girerim en geç salı çıkarım. Dur dur. Depresyona girdiğin gün pazartesi ise. Devam. Güzel. Dur dur abi. Şey yapmayalım.
Ulan soru cevaplayamadı çocuk be. Soru. Zamanı kaynadı. Devam. Güzel giydiğini düşünüyor musun? Nasıl? Güzel giyindiğini düşünüyor musun? Tabii ki. Bence de. Hiç buluştuğun kızın arkadaşını daha çok beğendiğin için buluştuğun kızı bırakıp onun arkadaşına yürüdüğün oldu mu? Hayır. İşini halletmek için şöhretini kullanır mısın? Duymuyorum! Bir dakika. Son. Ben de böyle toplu son üç sen al abi. Yok. Son üç sen al abi. Son soruya hakkı var. Son soruya evet. Hakkı. Hey, kimse de sayılmadı çocuk kaynadı. Yani böyle yaslan güzel acele etmeden sor. Evet zamanında. Evet, şimdi halletmek için şöhretini kullandığın oldu mu? Asla. Doğru söyle. Asla hiç. Ya şöyle kullanmıyorsun ama işinin kendiliğinden hallolduğunu gördüğün oldu mu? Ya yani gidiyorsun Ali Bey diyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle ama yani şu bilinçle yaşamak çok güzel. Bu ülkenin bir vatandaşısın. Seni tanısın tanımasın. Güzel hizmete, güzel karşılık bizim gibi insanlar da her zaman vardır. Ya yani illa ortaya bir şey koymaya gerek yok. Evet. Ama tabii ki yaptığın işe saygı duydukları için hürmetin formülünün değişmesini her gün görebiliyoruz. Evet güzel. Ama bunu kullanmıyoruz yani. Ya ama hürmetin formülü de şundan ya, saygı duymak da değil. Seni karakter olarak tanıyorlar çünkü sen kendinsin ya internette. Ve çok seviyorlar abi. O yüzden şey hissetmiyorsun, orada bir şımarıklığa bir şeye girmiyorsun. Çünkü o seni seviyor, sen de onu seviyorsun o zaman. Karşılıklı bir hani... Kesinlikle. Güzel bir şey bu da. Haydi. Haydi Mesutcan. Evet. Haydi bak. Başla. Komik olmasa da Ali Biçim'in esprisine güler misin? Hayır. Sırf marka diye beğenmediğin bir şeyi giyer misin? Evet. Dur dur. Ya bu adamın lüks düşkünlüğü ne olacak ya? Bu adam anormal para harcıyor. Mesut'un traktörleri çektiniz mi bu arada? Abi ayakkabılara bakar mısınız ya? Şimdi... Bu ayakkabı değil hocam. Ulan niye sürekli bunu alasım geliyor? Kardeş bir şey diyeceğim. Gerçekten onun rakamına baktım ya. Ben abi... Bana çok geliyor. Ben önceden de çok gelirdi ama şu an para kazanıyorum Allah aşkına. Bana hala çok geliyor. Ben böyle bir şey alırken hep şey derim. Annemi ben lüks bir restorana falan götürsem 3-5 kere. Hep öyle bir mukayese var kafamda. Yanlış değil mi? Ben ki hala kopamadım değil mi? Ben harcamayı öğrenmem lazım. Bende niye öyle bir şey yok? Onu özet. Sen zengin büyüdün değil mi onda? Hayır zengin büyümedim. Benim babamın parayla ilgili bütün felsefesi şudur. Para varsa bitmeli. Çok güzel lan. Bitmeli. Yani, bitme, yenmeli. Yani yememiz lazım. Hani eve bir para geldiğinde mesela üçüncü günü gören olmuyordu. Güzel. Üç gün güzel. Büyük bir şey, bolluk, bereket. Üçüncü gün aç bitir salam. Bizim sistemimiz böyle. Çok güzel ya. Yani ben olanı yemek üzere kurulu bir düzenim var. Onun için parayla ilişkim de paraya acımadığım böyle biraz saçma bir yaklaşımım var galiba şu zaman. Kaldı ki bir de en çirkin ayakkabıyı şu an ciddi anlamda ben giymeye çalışıyorum. Bunu bir sektör olarak, rekabet olarak görüyorum. Ve Oğuzhan Koç'tan öte gidebilmek için sadece bu ayakkabıya. Çok ciddi söylüyorum. Yani mesela bu benim için bir kıstas. Bu şunu gösterebiliyor. Parayı harcarken düşünmüyorum bunu ve hani böyle de bir herifim gibi. Ama sana yakışıyor. Oğuzhan Koç incecik ya. Çizgi bir çizgi iniyor ve ayağında bir top var gibi. Böyle bir kibrit çöpü gibi oluyor. Sen de gene yakışıyor yani. Bence de biz mesela şeyde de çok şaşırmıştım ben. Düğünün bir after'ı oldu. İşte damat odasına gidildi. Erkekler hep beraber makara goy goy. O ne güzel düğündü falan. Oğuzhan Koç o ayakkabıyı çıkarmadı. O ayakkabıdan indi. Sonra ben de dedim ki bunun üstüne geçeceğim dedim bu hafta dedim. Bekle. Gerekeni yapmışım. Bir şekilde gerekeni yaptım. Seviyorum böyle palyaçomsu giymeyi seviyorum aslında daha doğrusu. Evet yakışıyor diyeceğim ama ayıp olacak palyaçomsudan sonra. Vallahi onu tam oluyor ama gerçekten yakışıyor. Sen baktığın zaman total bir estetik algısı var yani bence. Devam. Ali biçim sensiz bir şeyler yaparsa başarılı olur muydu? Evet. Dur dur. Niye böyle? Bu kadar rahatsın bu konuda. Ali bu kadar rahat değil. Sen de her an Ali biçimi satıp başka işler yapacakmış algısı var. Gerçekten hep var o. Ali biçimim bensiz başarılı olacağına inancım şöyle. Ben mesela atıyorum bir ortam komiği olarak kendimi kabul edebilirken Ali biçimle tanıştıktan sonra bir topluluğa birden fazla insana bir şakanın profesyonel olarak nasıl satılabileceğini öğrenmeye çalıştım ki bunu da şöyle bağdaştırıyorum. Tam manşet vereceğim. Ben komik olmayı Ali biçimden öğrendim. Estağfurullah. Benim için özeti bu. Ha bu kadar mı öğrendim falan demeyin. Ama benim için gerçekten hep örnek aldığım, her zaman benden çok daha iyi olduğunu bildiğim, imrendiğim bir insan. Devam. Kendini sevimli buluyor musun? Hayır. Dur dur. Durdurdum şey ilk defa. Nasıl bulmuyorsun ya? Ama insan kendisini şey bulamıyor değil mi? Mesela ben de kendimi yakışıklı bulmuyorum, enteresan. Ya sen niye sevimli bulmuyorsun? Sevimli bir adam değilim bence. Çünkü yani, her şeyini bildiğin için kendini. Ya yok mevzuya biraz şey gibi yaklaşmaya çalışıyorum yani. Ben kendimi tanımasam dışarıdan arkadaş olmak için bir çaba sarf eder miydim? Mesut Can Tomay denen arkadaşla.
Etmezdim muhtemelen yani. Uyuz, şey zor bir, anlaşması zor bir insanım. Arkadaşlık ilişkilerimde de biraz yüz diye tanınan bir arkadaşım. Tamam olabilir. Görsel uyuz olarak ama sevimli biraz, biraz daha itici bir insan evladıyım yani. Devam et. Çocuk yıldızı olarak anılmaktan rahatsız oluyor musun? Hayır. Yaratıcı içerikler ürettiğine inanıyor musun? Evet. Yürüdüğün kızların bazen sırf ünlüsün diye sana karşılık verdiğini düşünüyor musun? Evet. Nasıl güldü? Dur dur. Oluyor değil mi bu? Oluyor. Ya şunu deniyor musun peki? Şu var mı abi? Hiç bilinmezken yürüdün bir kıza. Hiçbir şey olmadı. O kız onu unuttu belki. Hiç dikkat bile etmedi. Ama şimdi tekrar uyuyup ulan ulan ulan. Ya mesela şöyle, flörtleşmekle ilgili bir şeyin başlayacağı yaştan itibaren hep böyle ucundan kıyısından bir şeyler yaptığım için aslında hiç bilinmezken gibi bir şey, yani buna göre çok az bilinirken var benim için. Aha, 12 yaşında çok yarışmaya katıldım zaten. 12 zaten yaşında bilinirim. İlk dizimde oynadım. Ondan çok böyle bir kıyas fırsatım yok. Bilmiyorum. Doğru. Ama doğru oluyor, evet. Devam. Sizi kıskandığını düşündüğünüz YouTuber'lar var mı? Evet. Bence de vardır. Kendini seksi buluyor musun? Hayır. Ben seni bulurum lan. Yüzünüze gülen birinin sahte hesapla kötü yorum yaptığı oldu mu? Bilmem yani, yakalamadım. Devam edelim. Yüzüne gülen birinin, arkadaşlarının sana hitap ederken kullandığı bir lakabın var mı? Yok galiba ama Amerika'ya dönen bir arkadaşım, Amerika'da bir okuyan bir arkadaşım. Dur dur. Zırva bir şey var bana kullandığı bir lakap. Şişbit diyor bana. Şişbit mi? Şişbit. Bir şey söyleyeyim mi? Şey gibi. Bir çeşit blockchain şey gibi. Kripto para gibi. Şişbit. Ama şöyle diyor. Şişbit nasılsın paşam? Öyle deyince daha sempatik. Nasılsın paşam? Babanın şeyi de mi yapıyor? Yok, Amerika'da okuyor. Biraz daha böyle çok şey gibi yani. Hani, nasılsın paşam? Nasılsın şişbit bakalım? Gibi. O zaman olur, okey. O zaman olur. Devam. Instagram'da paylaştığın bir fotoğrafa beklediğinden az beğeni gelirse üzülür müsün? Hayır. Dolaptan aldığın şişeyi kafaya dikip içiyor musun? Evet. 13 soru. Bildin. Sen kazandın. Ben kazandım değil mi? Bravo la.